Ben Adnan Muhtareviç, 1972 doğumlu, Seniçe, Sancak bölgesinde, şu andaki Sırbistan'a bağlı olan yerde doğdum. İlk okul eğitimi ve ortaokul liseyi de Seniçe'de bitirdim. Liseden sonra biliyorsunuz Yugoslavya dağılımı başlamıştır ve ben Türkiye eğitim görmeye gittim. Türkiye'de ilk önce Türkçe eğitimi gördük, Tömer'i bitirdik. Akhisar, Manisa. Akhisar, Manisa'da bir 9 ay falan bulunduk. Orada Türkçe eğitimi gördük. Ondan sonra fakültelere atıldık. O zaman bizim Akhisar'da 200 civarı öğrenci vardı. Boşnak, bir de birkaç Arnavut da vardı. Sonra fakülteye atandık. Ben Akdeniz Üniversitesi Antalya'da klasik arkeoloji bölümü kazandım diyebiliriz. Beni oraya gönderdiler. Zaten de arkeoloji istediğim bir bölüm. Ve orada eğitimi başladık. Çocukluğumuzda diyebiliriz şöyle eski Yugoslavya sosyalist devlet içinde yaşadık. Seniçe şehri çoğunlukla boşnaklardan oluşan bir şehir. %15 diyelim Sırp nüfusu var. Çocukluğumuz güzeldi diyebiliriz. Normal bütün çocuklar gibi böyle biz de yaşadık. 4 tane nehir var Seniçe'de. Bir tane göl var. Ondan sonra dağlar da var. Kışın kayak yapardık, yazın nehirlere giderdik. Böyle diğer çocuklar gibi bahçelere girerdik, elma filan çalıyorduk. Çocukluk güzeldi, sıkıntı yoktu diyebiliriz. Biz zaten de bir şey anlamıyorduk, politikadan, siyaseten bir şeyler anlamıyorduk ama şöyle diyebilirim, mesela okulda biliyorsunuz okuduğumuz kitaplar çoğunlukta, yani %98 diyebiliriz, Belgrad'da yazıldı. Sırp tarihçiler, Sırp bilim adamlar yazmıştır bu kitapları ve bize öğretmenler çoğunlukta da Sırp'tı. Bir şehir %85 boşnak olduğu yerde, tabii ki boşnak öğretmen de vardı da ama ilkokulda çoğunlukta Sırp öğretmen vardı. Ve bazı şeyleri okulda farklı duyuyorduk, bazı şeyleri, aynı şeyleri evde farklı duyuyorduk. Mesela biliyorsunuz, Balkan'da özellikle en önemli ve en fazla konuşulan tarih ve dönem Osmanlı dönemidir. Biliyorsunuz Türkleri, Osmanlıları sevmeyen birkaç millet var Balkan'da ve onların tarihçileri çoğu zamanda gerçek olmayan şeyleri kitaplarda da yazıyorlardı. Hatta romanlarda da yazılıyor bunlar. Nasıl işkence görüyorlar, nasıl devamlı baskı altında yaşıyorlar. 500 sene böyle geçti. Sonra biz bu Türk zulümden kurtulduk diye. Ama biz evde farklı şeyler duyuyorduk. Evde farklı adetlerle büyüdük diyebiliriz. Mesela bizim ninemiz devamlı Osmanlı'dan bahsederdi. Özellikle son dönemi, Abdülhamid dönemi, Sultan Abdülhamid dönemi, ondan bahsederdi. Ah Abdülhamid, ah diyordu. Yani gördüğüm kadarıyla böyle sanki yetim kaldık biz Balkan'da.
bir özlem içinde böyle şeyi konuşurdu ve biz bununla büyüdük. Böyle sofra, kilim, Türk yemekleri, Osmanlı adetleri hepsini biz öyle yaşadık, öyle büyüdük. Ama okulda sanki başka bir forma, başka bir insana gibi giriyoruz. Sadece o gün geçsin. Ondan sonra biz evde bizim yaşamımıza devam ederiz. Bu sadece zorlu gibi bir şey. Yani bitirelim okulu, tamam, diplomayı alalım, devam edelim. Biz kendimizi biliriz, biz kendi ne olduğumuzu da biliriz ve böyle devam ederiz diye öyle yaşadık. Mesela böyle ayıptır söylemesi, ben ve abim böyle fazla açık olmayan bir mesela sünnet olduk, ama sadece akrabalar ve yakın komşular bilirdi bunu. Fazla şey yapmayacaksın çünkü böyle Komünist Parti'den takip edenler var, bilmem ne, böyle bakınız Süleyman nasıl kendi oğulları böyle sünnet ettiriyor, böyle babamızın böyle işte problemleri olmasın diye böyle biraz kapalı bir şey de yaptık. Ve dediğim gibi böyle çok şükür evde büyüklerden, babadan, anneden, ninelerden, dedelerden böyle farklı bir eğitim ve farklı bir şeyini gördük. Farklı büyüdük diyebiliriz. Ve %90 öyle boşnak büyüdü Sancak'ta. Hatta Bosna'da da aynı. Çünkü biliyorsunuz daha eski Yugoslavya'da bizden daha büyük iki millet vardı, Sırplar ve Hırvatlar, ve bunlar devamlı bizi kendi taraflara çekmeye çalışıyordu. Mesela siz eskiden Ortodokstunuz, sonra Osmanlılarla Müslüman oldunuz, ondan sonra Hırvatlar da aynı. Yani bölge bölgeye değişiyor, ama biz biliyorduk ki biz Boşnağız, bizim kanımızda da Osmanlı kanı taşıyoruz. Hatta çok bizim ailelerden çok böyle Öztürk kanı da taşıyor diyebiliriz. Mesela bizim baba tarafımızdan da Kayı Beyoğullardan da geldiğini biliyoruz. Sancak'ta en büyük beylerden biri Kaya Beygoviç, yani Kayı Beyoğullardan biriydi. O da bizim büyüklerden yani. Ve biz bunu unutamıyorduk ve bu bize devamlı evde eğitiliyordu ve onu biliyorduk. İlk ve ortaokuldan sonra liseye girdik, liseyi de bitirdik. Böyle çok güzel bir bölüm bitirdim lisedeyken. Kültürolog ve dil bilen çocuklar olduk. Öyle bir bölümümüz vardı ve çok güzel bir bölüm. Şimdiki yaptığım işimle yani çok bağlantılı ve çok bana yardım ediyor diyebiliriz. Liseyi bitirdikten sonra 1991 sene oluyor. Ve o zaman Yugoslavya'da savaşlar başlıyor. İlk önce Slovenya. Küçük bir çatışmalar vardı ve Yugoslav ordusu Slovenya'dan yavaş çekiliyor. Ben liseyi bitirdiğimde Hırvatistan savaşı başladı. Ve biz Sırbistan'da oturduğumuz için bizi Sırp askerliğe, yani eski Yugoslav askerliğe çağrılıyor, ama aslında Hırvatlara karşı savaşmamız lazım. Ben o zaman Saraybosna'ya geldim ve Saraybosna'da hukuk kazandım. Hukuk okumaya başladım ve o zaman askerliği erteledim. Bir sene geçmedi, yavaş yavaş Bosna karışmaya başlıyor. Daha savaş çıkmıyor. Bayram olacak.
Annemle telefonla görüşüyorum diyor. Oğlum gel bayrama gel eve gel. Ondan sonra dönersin. Biz sancağa otobüsle gittik. Gerçek gördüm çok kalabalık, her yerde kalabalık. Bazı insanlar Belgrad'da gidiyor, bazı insanlar özellikle çoğunlukta Sırp olan, Saraybosnalı Sırp olan insanlar Saraybosna'yı terk ediyor gördüm. Biz sancağa gittik, Sjeniče'ye gittik. Bayram o zaman orada kutladık ve televizyonlarda Bosna'da savaş çıkmaya başladı. Savaş çıktı. Artık dönemez olduk Saraybosna'ya, sınırlar kapandı. Burada savaş bayağı şiddetli başladı ve bizim orada Yugoslav ordusu, Sırp askerler bizim sancaktaki şehirleri kuşatmaya başlamış durumda. Tanklar geldi, böyle zırhlı araçlar, yedek bilmem ne askerleri her taraftan böyle geldiler, beklediler. Bir sinyal beklediler, sancakta da başlayacaklar. O zaman bizim insanlar da böyle nöbet tutuyordu. Böyle evde ne varsa av tüfeği, böyle yapılmış tüfek, tabanca kimde varsa böyle hepsi toplanmaya başladı bizim insanlar ve bunlar saldırırsa savaşırız, ne yapalım. Ama bunlar yine de kendi toprakları saydıkları için böyle savaş açmaya, yani ilk başta niyetliydiler, ondan sonra gördüler ki kendi topraklarda da savaş açmayalım, problemlere uğraşırız. Çünkü sancaklı boşnaklar da biliyorsunuz biraz yani savaşçı insanlar, merttir, şeydir, kendini kolay kolay yani böyle pes etmezler, kendini şey vermezler. Ve bunlar gördü ki burada şey böyle yapmayalım, teker teker böyle polise çağırırız, silahları alırız, döveriz böyle, öyle yaptılar. Ve bizi yine de askerliğe çağırmaya başladılar. Ben gördüm ki böyle olmaz, onların askerliğine girmeyeceğim ben. Ve ben ilk önce Makedonya'ya kaçtım diyebilirim. Ondan sonra Makedonya'dan Türkiye'ye gittim ve o zaman Türkiye sağ olsun bir kontenjan açıldı sancaklı boşnaklar için. Çünkü biz onların üniversitelere, onların fakültelere gitmek istemedik. Türkiye'deki fakültelere gitmek istedik. Çünkü onlar bizim kardeşleri vuruyor, kardeşlerle savaşıyoruz. Biz onların fakültelerde mi okuyacağız? Ondan sonra çok şükür Türkiye'de bu kontenjan açıldı. Ve biz Türkiye'de ilk önce Tomeri Türkçe kursu gördük. Ondan sonra fakültelere atıldık. Türkiye'ye geldikten sonra dediğim gibi Akhisar Manisa'da Tomeri Türkçe kursu görmeye başladık. Orada az çok Türkçe öğrenmeye gayret ettik ve Tomer'i bitirdik. Tomer'den sonra değişik üniversitelere atıldık. Bazı arkadaşlar Ankara'ya gitti, bazılar Isparta, Konya, Nevşehir, İstanbul, İzmir, Balıkesir, her yere, Trabzon, her yere bizim çocuklar gitti. Bazılar mühendis olmaya başladılar, bazılar. Tek ben klasik arkeolojiye girdim bütün bizim çocuklardan. Çünkü bu benim sevdiğim bir alan. Yani liseden sonra hukuka gittim ama hukuk pek sevmedim. Ama arkeoloji olmadığı için Saraybosna'da o zaman öyle hukuka girdim. Ama Türkiye'de bu fırsat kaçırmadım ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'ye girdim. Orada klasik arkeoloji okumaya başladım. İlk önce
Antalya Üniversite kampusu, orada kredi yurt vardı, oraya girdim. Birkaç bizim çocuk, biri tıpta, biri yüksek okullarda okumaya başladı. 4-5 taneydik Makedonya'dan. Sancak'tan 3 tane, Makedonya'dan 2 tane ve Bosna'dan 1 tane. Orada sadece ben, dediğim gibi, klasik arkeolojiydi. O zaman Akdeniz Üniversitesi, o zaman öyle yeni başlamış, büyük binalar yapılmaya başladı, çok güzel olmaya başladı. Bizim ilkokul Topçulara'daydı, böyle 45 dakika gidiyorduk otobüsle. Orası da güzel, böyle ormanlık bir yer. Eski bir bina vardı, eski bir okul vardı. Orada bizim arkeoloji bölümü vardı. Ve beni çok güzel karşıladılar oradaki öğretmenler, hocalar, arkadaşlar, herkes, yani beni böyle kucakladı diyebilirim ve çok güzel zamanları beraber geçirdik. Çok memnundum, çok severdim. Hocaları da çok severdim. Dersleri de severdim çünkü sevdiğim bir bölüme girdim. Ondan sonra yeni binaya taşındık, böyle güzel kampüs. Şimdi gördüm, böyle pek gitmiyorum Antalya'ya ama gördüm böyle videolarda, televizyonda baya güzel olmuş. Ve orada okulumu bitirdim ve çok çok memnunum. Hocalar, bizim bölüm başkan Profesör Doktor Fahri Işık, benim çok sevdiğim bir hoca. Bence dünyadaki en büyük arkeologlardan biriydi. Böyle nasıl biliyorsunuz, böyle tasavvufta, dervişlerde de silsile var. Burada da ben bir silsileye girdim diyebilirim. Mesela Fahri Işık Hoca'nın hocası Ekrem Akurgal. Ekrem Akurgal biliyorsunuz, ordinarius, hocaların hocası diyorlar arkeolojide. Yani dünyanın en tanınmış arkeologlardan biri. Kendisi Boşnak asıllı, Dizdar ailesinden. Osmanlı döneminde Avusturya Macaristan Bosna'ya girdiğinde bunun ailesi Osmanlı'ya taşınıyor. Aslında Filistin'e gidiyor. Ve Ekrem Akurgal Filistin'de doğuyor. Ondan sonra İstanbul'a taşınıyorlar. Ve Adapazarı çocukluğunu geçiriyor. Kendi eniştenin yanında, yani onun halası Ali Cabiç Muftu ile evli. Ali Cabiç çok ünlü bir Mostar muftusu. Hersek Muftusu, Bosna Hersek Muftusu ve Avusturya Macaristan'a karşı olduğu için bir toplantıya gidiyor İstanbul'a. Avusturya Macaristan ona bir yasak koyuyor, geri dönmez diye. Ama çok böyle bilgili bir insan ve Ekrem Akurgal onun yanında da büyüyor. Ve öyle dediğim gibi bir tesadüf yok, tevafuk var diyebiliriz. Ve ben onun öğrencisi benim öğretmenim, benim hocam. Ve öyle bir şey devam ediyor. Daha da güzel hocalar var. Cengiz Işık, benim çok sevdiğim Hava Işkan Işık, Profesör Doktor. Şimdiki Patara kazıları ve Patara şeyini yürüten bir hanımefendi, bir hoca. Duyduğum kadarıyla Burhan Var Kıvanç hocamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, üzüldüm ona. İsa Kızgıt vardı. Nevzat Hoca. Çok sevdiğim hocalar vardı şimdi. Unuttum bütün isimleri, şimdi aklıma gelmiyor ama hepsini sevdim çok. Şimdi 1999'da mezun oldum. Ve o zaman pasportu beklediğim bir
6 ay filan ve sancağa geri dönmezdim. Çünkü dediğim gibi hala da beni askerliğe çağırıyorlar, hala da beni bekliyorlar orada. Yasak, girişim yasak ve ben Saraybosna'ya gelmeye, dönmeye karar verdim. Saraybosna'da biliyorsunuz, Saraybosna'da dediğim gibi arkeoloji yoktu fakülte olarak. Madem eski Yugoslavya'da, Saraybosna'da devlet müzesi, Balkan'ın en eski müze diyebiliriz, modern yapı ile ilk müze diyebiliriz. Avusturya Macaristan döneminde yapıldı bu müze, devlet müzesi. 3 milyondan fazla eseri var bu müzeyin. Bu müzeden devlet galerisi çıktı, yani ondan sonra devlet arşivi çıktı buradan, ondan sonra devlet koruma komisyonu bu müzeden çıktı. O kadar güzel yapılmış bir müze. Ve o müzede çalıştığı Yugoslavya'nın en büyük arkeologlardan Alois Beenaç, Đuro Basler, bunlar hepsi çalıştı Saraybosna'da bu müzede. Ama Saraybosna'da arkeoloji yoktu. Neden? Zagreb'te vardı ve Belgrad'da vardı. Yani bunlar Boşnakların bununla uğraşmasını istemediler. Çünkü kendi çapında bunu yapmak istediler. Ve ben geldiğimde o zaman bütün devlet içinde Sırplarla, Hırvatlarla beraber belki de 5 arkeolog vardı. Bu eski arkeologlar vefat etmiş, ölmüş. Sadece yenilerden böyle, onlar da benden büyük hocalar. Enver İmamoviç, profesör, doktor. O vardı. Bir de bir iki kadın vardı bu devlet müzesinde. Onlar da yani böyle emekli olacaklar diye. Benim için bir fırsat doğdu. Ben 2001 yılında çalışmaya başladım Saraybosna Müzesi'nde. Ve biliyorsunuz burada savaş vardı ve bizim eserler, müzede çalışanlar onları korumaya çalışmış, böyle değişik binalara götürmüş, saklamış öyle. Bayağı zarar da görmüş ama ben şeyi başladım, arkeolojik koleksiyonu kendime aldım ve onu yavaş yavaş incelemeye başladım ve böyle sistematik olarak onun üzerinde çalışmaya başladım. Ondan sonra arkeolojik çalışmalarla başladım. Yani site ve arkeolojik alanlarda çalışmaya başladım. Benim öyle bir işim, yani biz fazla olmadığımız için bütün tarih dönemleri biz inceliyorduk. Tarih öncesinden, yani prehistorikten, antik çağından, orta çağından ben işliyordum ve ben çalışmaya başladım. Ama gördüm ki Osmanlı dönemi hiç kimse onunla ilgilenmiyor ve bu arkeoloji olarak da çalışmaları yok. Mesela bir alanda eğer koruma, arkeolojik çalışma olacaksa, mesela korumalı arkeolojik çalışmalar, mesela bir yerde otoban yapılacaksa, bir bina yapılacaksa, ilk önce biz geliyoruz ve orada inceleme yapıyoruz, araştırma yapıyoruz. Bir şey varsa koruma altında alınacak diye. O koruma arkeolojik çalışmalar, bir de sistematik olarak çalışmalar var. Bu sistematik olarak biliyorsunuz bir site var, arkeolojik sitesi var ve onu tamamen bütün dönemleri inceleniyor. Yani bütün dönemleri kazı yapıyorsunuz ta şeye kadar ve
Onun üzerinde de biliyorsunuz raporlar yazılıyor, makaleler yazılıyor ve değişik. Gördüm ki bazı yerlerde de bu Osmanlı tarih böyle sadece geçiniyor. Yani böyle önemli değil, bunlar zaten sonra yapılar. Madem ki gördüm ki böyle olmaz. Arkeoloji, toprak altında bulunan insanların bıraktığı eserleri, bıraktığı izleri. Biliyorsunuz Amerika'da böyle mültecilerin yani Avrupa'da gelen insanların arkeoloji yapılıyor. Onların nasıl evleri yapıldığını, ne iz bıraktıklarını o inceleniyor. Ve o ne kadar o 200 sene yani 300 sene sonra Osmanlı'dan. Osmanlı burada 14. yüzyılda gelmiş. Balkanlara 14. yüzyılda gelmiş ve sen o tarihi incelemek istemiyorsun. Yani o tarihle uğraşmak istemiyorsun. Sanki önemli değil. Ve dediğim böyle olmaz. Biz bunu araştırmaya alacağız ve bu normal arkeolojiye sokacağız. Ve öyle fırsat geldi. Tuzla'dan belediye, Büyükşehir Belediye Başkan geldi bizim müzeye. Bizden onlar böyle bir meydanda çalışmalar böyle düzen koyacaklar diye bir şeyler bulmuşlar. Beni çağırıyorlar. Gelir misiniz? Burada bir şeyler bulduk. Hangi dönemdendir şeydir incelemede bulunabilir misiniz? Tamam dedim, geldim. Orada Tuzla biliyorsunuz böyle çok tuzlu sular var altında ve prehistorikten yani tarih öncesinden beri orada insanlar o suyu kaynatıp tuz ayırıyordu. Ve orada bir Osmanlı kuyu var. Osmanlı dönemden yani böyle 400 senelik bir kuyu bulduk. Ve ortada da bir büyük bir boru. O boruyla bunlar suyu çıkarıyorlar, tuzlu suyu çıkarıyorlardı ve onu kaynatıp aynı bu sistem aynı işliyordu 100 senelerce. Ve onu koruma altında aldık ve şimdi o meydanda görünüyor o. Ve bu şey diyebiliriz, ilk Osmanlı arkeoloji Bosna'da bir projedir diyebiliriz. Ondan sonra Allah yolumuzu açtı o konuda. İnsanlar da bunu görmeye başladı. Bilim insanlar da görmeye başladı ki bizimle yaptıklarımızı. Benimle çalışmaya başladı bir arkadaş, Bosnalı bir arkadaş, Mirsa Davdić isimli. O da tarihi bitirmiş ama arkeolojiye devlet müzesinde de çalıştı ve arkeolojiye atandı o zaman. Ve arkeolog olarak başladı ve benimle beraber çalışmaya başladık. Başladı ve biz bu Osmanlı arkeolojiye girdik. Aynı anda dediğim gibi biz antik çağda da çalışıyoruz, prehistoriyi de çalışıyoruz, Orta Çağ arkeolojisini de çalışıyoruz. Mecburi çünkü biz burada fazla arkeolog yok. Ama buna da bir aksan koyduk. Ve Saraybosna'da gezerseniz görürsünüz bizim çalıştığımızı görürsünüz. Mesela şimdi bizden sonra Osmanlı arkeoloji Balkan'da var. Avrupa'da Osmanlı arkeoloji var. Bizi seminerlere, kongrelere çağırıyorlar. Değişik yerlerde biz bunları anlatıyoruz, böyle gösteriyoruz ne çalıştığımızı ve bizi tebrik ediyorlar. Yani normal bilim insanlar bunun farkındadır ve biliyorlar ki bu bizden önce pek çalışılmıyordu. Ve makaleler yazmaya başladık, kitaplar yazmaya başladık ve bu artık normal hale geldi diyebiliriz.
Biliyorsunuz Osmanlı çok değişik dönemlerde değişik tahribatlara uğradı. Hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, köprüler, kaleler, tabyalar, postahaneler hepsi toprak altında bulunuyor. Özellikle biliyorsunuz Balkan'da bunlardan çok vardı ve mesela bakarsanız bir Belgrad, Evliya Çelebi bahsediyor, 270 camiden bahsediyor. Haydi diyelim abartmış, 170 olsun. Haydi diyelim yine abartmış, 70 olsun. Abartmış, 30 olmuş. Şimdi sadece bir tane cami var Belgrad'da. Mehmet Paşa, Sokolu Mehmet Paşa'nın büyük kervansarayı vardı Belgrad'da. O da yıkıldı. Yani onu da yıktılar hepsini. Yani şimdi bunun arkeolojisi nasıl olmaz? Mecburi bu çalışmalar yürüteceğiz ve mecburi bizim tarihimizi ve bizim geçmişimizi anlatmaya çalışacağız. Çocukluğumuzda dediğim gibi böyle oynuyorduk çocuklar gibi. Böyle ben ninemin, dedemin bahçesinde böyle oynarken böyle aldım küçük bir ne deniyor ona böyle bahçede kadınlar kullanıyor ya çapa. O çapayla böyle kazmaya başladım çocuk gibi ve birden bir metale böyle vurdum, bir şeyler buldum. Bir böyle sevindiğim neyi buldum, böyle çıkarttım. Böyle bir kılıç sapı buldum. Gittim, hemen onu aldım böyle, nineye gittim. Nine dediğim, bak neyi buldum bahçede, bu ağlamaya başladı. Neden ağlamaya başladı? Onun babasının kılıcının sahibi. Babası Osmanlı askeriydi. Ve nasıl olmuş? İkinci Dünya Savaş'ta büyük bir bombardıman oluyor Seniçe şehrinin ve o bombaların altında bu kendi dükkanında şehit düşüyor, vefat ediyor. Büyük dedemiz, Allah rahmet eylesin. Ve o zaman bende bir his doğuyor. Ben araştırmacı olacağım, ben kazacağım, ben arkeolog olacak. Böyle bir şey oldu benim içimde. Bu çok çok böyle aklımda yani bir şey hatıra olarak ve benim hayatımı böyle yönlendiren bir detay. Sonra dediğim gibi fakülteyi bitirdikten sonra çalışmaya başladıktan sonra Osmanlı arkeolojiyi başladıktan sonra değişik mekanları, değişik alanları açmaya başladık diyebiliriz. Saraybosna'da mesela merkezinde bir park var, At Meydan deniyor ona. 1939'da bu tamamen toprakla kapatılıyor, böyle bir emri geliyor. Park yapılacak diye. Aslında bu parkta çok önemli eserler vardı. Ne vardı? Bakır Baba Camii 16. yüzyıldan, Misri Medresesi, Kantamiriya Kütüphanesi, bir de büyük bir hazire vardı. Tamamen harem böyle, cami haremi. Bir de birkaç tane çeşme vardı. İlk Bakır Baba Camii Avusturya-Macaristan döneminde yıkılmıştır. Avusturya-Macaristan'ın bir böyle bir özelliği vardı bazı camilere karşı. Böyle fazla cemaat olmadığı yerde onlar bu camileri böyle askeri malzemeyle, patlayıcı maddelerle dolduruyorlardı. Böyle diyorlardı, biz bunu biraz mağaza gibi kullanırız, böyle çiler gibi, kiler gibi kullanırız.
Ondan sonra bir yangın çıkıyor böyle ve patlama altında cami yok oluyor. Bunu Bakır Baba Camii'de bunu yaptılar. Bir patlama olmuş ve camiyi o zaman yıktılar. Bunu Hacı Camii, eskiden bizim hacıların hangi camiden gittikleri yer, Hacı Camii var böyle büyük kütüphanenin yanında. Onu orada da denediler ama oradaki cemaat biraz uyanıktı, izin vermedi. Biraz karşı çıktılar şeyi ve camiyi korudular. Ondan sonra dediğim gibi 1939'da Kraliyet, Yugoslavya Kraliyet emri altında bu medrese, kütüphanesi, haziresi hepsi yıkılıyor ve üzerinde böyle toprak döşüyorlar. Ve bir 15 sene önce filan burada bir yol yapılacaktı o parkın üzerinde. Ve bizim büyük bir alim var, son Mesnevi hanlardan biri, Hacı Hafiz Efendi Hacı Muliç, Halid. 1939'da çocuktu ve o hatırlıyordu orada medrese olduğunu, cami olduğunu hatırlıyordu. Ve o dedi, burada yol yapılmaz, burada hazire var, medrese var, cami var. Araştırma yapılsın diye bir insanları biraz uyandırdı. Ve oradaki onun müritleri namaz kılmaya başlamışlar parkta böyle. İzin vermeyeceğiz, şey yapalım. Ondan sonra bizi çağırdılar ve biz kazı yapmaya başladık ve birer birer bu eserler çıkmaya başladı. Çok güzel böyle mezar taşları, medrese duvarları, böyle öğrencilerin odaları, sobaları hepsini bulduk. Ve bu at meydan, bu Bakır Baba Camii ve külliyesi bizim eski şehir yani Saraybosna Belediye tarafından koruma altında alındı ve bu ilk Osmanlı arkeoloji parkı yapıldı burada. Bu belki de dünyada arkeoloji içinde yani Osmanlı toprakları içinde Osmanlı Arkeolojik Parkı diye bilinen bir yerdir. Yanda da yeni bir Bakır Baba Camii yapıldı. Burada Bursa Belediye sağ olsun yardım etti. Burada bir yeni bir Bakır Baba Camii yapıldı ve o park artık çok güzel bir yer oldu. Medrese böyle temelleri koruma altında alındı. Hazire de böyle nişane taşlar yine dik durumda duruyor diyebiliriz. Çünkü o zaman anlattıklara göre bazı insanlar oradaki mezar taşları kırarken şey diyorlarmış, kalk Türk, yani kalkabiliyorsan, yani ben senin başını, turbanını vuruyorum, sen kalkabiliyorsan. Biz bunu yaptıktan sonra biz diyoruz, böyle Türkler kalktı. Siz neredesiniz şimdi? Bu o sizin kırdığınız Türkler şimdi kalktı. Gelebilirsiniz, bakabilirsiniz. Onlar turbanlar şimdi parkta duruyor, siz neredesiniz? Ve böyle artık kendi tarihimize sahip çıkmaya başladık çok şükür. Tarih biliyorsunuz çok önemli bir bilim dalı diyebiliriz. Arkeoloji tarihe yardım ediyor, destek veriyor. Ve Türkiye bakışı, Balkan'daki Türkiye bakışı, Türk insanına, Türkiye'deki insanlara, Osmanlı devletine karşı böyle son zamanlarda nasıl söyleyeyim, genel olarak bilimle uğraştığınız zaman somut, bazı somut şeyleri var. Siz onları inkar edemezsiniz. Mesela eğer bir yerde bahsediliyorsa burada
şu vardı, hamam vardı, han vardı, cami vardı, medrese vardı. Siz onu arkeolojik kazılarla çıkarırsınız, gün ışığına çıkarırsınız. Siz bunun ispatını ediyorsunuz. Yani var mıydı, yok muydu? Çünkü mesela biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin bazı kitaplarda, yani onun seyahatnamesinde bazı yerlerde bazı şeyler görüyoruz ki bazı bilim adamlar diyorlar bu abartmış, oraya gitmemiş, böyle şeyinden kendi kafasından uydurulmuş. Ama mesela bizim bir örneğimiz var. Bir Saraybosna'da Beyaz Tabia Saraybosna Kalesi var. Biz orada sistematik çalışmaları başladık. Bazı tarihçilere göre orada prehistorik bir dediğimiz bir gradina dediğimiz bir yerleşim vardı. Ondan sonra antik çağda da vardı, orta çağda da vardı diye sadece kafadan yazılmış bazı şeyler var. Aslında biz sistematik olarak çalışmaya başladık ve kayalara kadar geldik. Yani kayalardan aşağı yok. Ve neyi bulduk? Orta çağı bulduk. Orta çağdan öncesi yok. Yani orta çağda burada biliyorsunuz Bosna'da Levent tipi şehri yoktu. Levent tipi biz şöyle diyoruz. Levent tipi şehri böyle ortada çarşı olacak. Pazar yeri, çarşı yeri, dükkanlar olacak ve tepelerde böyle evler, bahçeli evler olacak. Bu Osmanlı gelmeden önce bu yoktu. Ne vardı? Şatolar vardı, kaleler vardı ve kale etrafında köylüler. Bir tehlike anında köylüler kaçıyor kaleye, böyle savaşlar şöyle oluyor. Ama Osmanlı ile bu değişiyor. Yeni şehirler kuruluyor. Saraybosna şehri, Banja Luka şehri kuruluyor. Yerleşim var mıydı? Önce vardı ama bu dediğimiz gibi Levent tipi şehri yoktu Osmanlı'dan önce. Ve neyi bulduk biz bu Beyaz Tabia Kalesi'nde? O tamamen böyle Osmanlı'dan sonra, Orta Çağ'da Osmanlı bunu fethediyor. Kendi bazı ilaveler yapıyor. Ondan sonra Avusturya Macaristan geliyor. Ondan sonra Yugoslavya Kraliyeti. Ondan sonra Sosyalist Devleti. Orada bütün zamanlarda askerler bulunuyor bu kalede. Ama bu son saldırıdan sonra, bu son savaştan sonra orada terk edilmiş askerlerden ve bir şey yok. Ve bize bir fırsat orada. Biz sistematik çalışmaları yürütelim diye. Oradaki çalışmaları bitirdik ve neyi bulduk? Orta Çağ'dan kapı kule ve bazı kuleleri bulduk ve en fazla Osmanlı'dan bulduk. Seyahatnamesinde Evliya Çelebi burada şey bahsediyor. Ben girdim bu kaleye, orada neyi gördüm? Müezzinin evini buldum diyor, gördüm ve küçük ve güzel bir cami gördüm. Onun ismi Ebul Feth Mehmet Han Cami. Bu camiden hiç bahsedilmiyor mesela bütün tarih kitaplarda. Bu sadece Evliya Çelebi'de var bu camiden bahsedilen şey. Ve kimse onun olduğuna pek inanmıyordu. Biz kazı yaptığımızdan sonra kıbleye doğru duvarları bulduk tam kalenin ortasında ve bu caminin şeyini ispatını bazı şey bulduk, böyle Çinliler de bulduk şeyini bulduk ve bunun Ebul Feth Mehmet Han camisini ispatladık. Mesela işte böyle konuşabilirsiniz karşıdaki insanlarla. Sadece ispat getireceksiniz, bir delil getireceksiniz ve bilim üzerinde çalışmaya bahsederseniz öyle çok güzel ispatlayabilirsiniz.
Mesela Balkan'daki insanlar çok böyle mitolojiye düşkün insanlar böyle. Biliyorsunuz kahramanlar, şöyle bunlar, şunlar. Devamlı Türkler, Osmanlılar böyle bir katil olarak gösteriliyordu. Ama son zamanlarda çok kitap çevriliyor. Biliyorsunuz çok arşiv açılıyor. Ondan sonra bu internet modern çağı herkese bazı kaynaklarda biraz daha kolay geliyor ve bu biraz genel olarak bir resmi değiştirmeye başlamış diyebiliriz. Bahsettiğim gibi bizden önce arkeoloji bölüm olarak Bosna'da yoktu. Şimdi Arkeologlar Derneği savaştan önce vardı ve savaşta kapatıldı ve sonra dediğim gibi artık yok oldu diyebiliriz. Birkaç tane arkeolog kaldı ve biz Yeni Arkeologlar Derneği'ni kurduk. Ben şu an başkanlığını üstlüyorum ve bu dernekle beraber bir yol açtık ve arkeoloji bölümü açıldı bizim Saraybosna Üniversitesi'nde. Saraybosna Üniversitesi'nden sonra Mostar'da da açıldı arkeoloji ve bu böyle devam ediyor. Biz gayret ediyoruz ki antropoloji de açılacak, etnoloji de açılacak ve bu devleti yapılan biliyorsunuz bazı şeyleri var. Bunlar gereklidir, önemlidir. Çok çocuk şimdi ilgi çekiyor, yani çocukların ilgini çekiyor, istiyorlar böyle. Tamam, biliyorsunuz arkeoloji genelde böyle değişik filmlerden, Indiana Jones bilmem ne şunlardan bunlardan, bunlar böyle bazı şeyleri görüyorlar ama artık öyle değil, onlar gerçek bilime yavaş yavaş giriyorlar, bizimle beraber kazılara katılıyorlar, geliyorlar. Hatta biz daha küçük çocukları da getiriyoruz. İlkokuldan, ortaokuldan, liselerden de getiriyoruz kazılara. Bizimle bir gün çalışacaklar böyle. Onlar biliyorsunuz çocuk meraklıdır. İstiyorlar, seviyorlar. Biz onlara bazı işleri böyle veriyoruz. Bunu temizlesin, burada biraz kazı yapsın diye. Onların ilgini böyle çekmeye çalışıyoruz. Mesela bir müzeye ilkokul, biz böyle deriz, müzeye ilkokul çocukları gelse, sadece bir eser aklında kalsa o müzeden, siz başarılısınız. Mesela dersiniz, aha ne Bursa Bedestan Müzesi var, aha orada bir güzel kılıç gördüm. Sadece o aklında kalsa siz başarılısınız. Çünkü ilk okul çocukların şeyini, ilgini çekmek biraz zordur. Ve dediğim gibi ne kadar uğraşıyoruz, ne kadar elimize gelirse, gençler şimdi biliyorsunuz, gençler eski gençlere göre biraz farklıdır, biraz aynıdır. Her genç gençtir ve o enerjiyi böyle kullanmak istiyor. Şimdi onları sadece yönlendirmeye çalışacaksınız. Doğru yola yönlendirmeye çalışacaksınız. Biliyorsunuz her zaman yeni zaman yeni şeyleri getiriyor. Özellikle bu teknoloji şimdi biliyorsunuz ne yapıyor. Şimdi Facebook var, Twitter var, Instagram var, TikTok var böyle. Artık biz de onlara, yani o taraflara girmeye çalışıyoruz ki onların bazı kötü şeyleri görmeleri engel olalım diye. Yani bizi de görsünler, bu tarafı da görsünler. Böyle şeyler de var. Onunla biraz ilgini çekmek istiyoruz. Türk Tarih Kurumu çok güçlü bir kurum, çok sevdiğimiz bir kurum. Benim bir şeyim yani, ben Türkiye'de okulu bitirdiğim için
Türk Tarih Kurumu bana böyle kendi kurum gibi geliyor. Gerçek diğer Boşnaklara, yani Türkçe bilmeyen Boşnaklara pek öyle değil. Ben istiyorum ki böyle bağlantılar daha güçlü olsun, daha fazla Türk tarih kitabı Boşnakça'ya çevirilsin. Ondan sonra bizim çalıştığımızı, bizim Boşnakların yaptığı, yazdığı kitaplar Türkçe'ye çevirilsin. Böyle bir ondan sonra değişik sempozyumlar, böyle mesela onlar diğer meslektaşlarım, arkeologlar, tarihçiler böyle bize gelebilir. Beraber bazı çalışmalar yürütebiliriz. Böyle istiyoruz, böyle bağlantılarımız daha güçlü olsun diye istiyoruz. Tabii ki. Dediğim gibi biz Türkiye'de okulu bitiren insanlar, çocuklar, Türkiye'nin küçük büyükelçileri gibiyiz. Mesela ben bazen Türkiye'yi anlattığımda böyle bazı bizim çocuklar bakıyor, sen abartıyor musun, böyle mi, şöyle mi diye pek bazı şeylere inanmıyorlar. Mesela bir sefer bizim arkadaşlarla beraber Türkiye'ye gittik. Böyle gezmeye gittik diyebiliriz ama müzeleri gezelim diye. Ondan sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da bazı böyle eserleri, müzeleri ziyaret ettik ve bunlar bana şey söylemeye başladılar. Sen hiç abartmıyordun, bu senin anlattıklarından çok daha öte. Dedim, ben konuştuğum zaman siz beni subjektif gibi konuşuyorum diye bakıyorsunuz ama ne yapayım, böylesi en güzel. Siz beraber benimle gelin görün, ondan sonra konuşalım. İşte öyle, dediğim gibi hepimiz uğraşmamız lazım ki daha güzel bir geleceğimiz olsun diye.